Ersan Hocam, aynı soruyu soracağım. Biraz oradan yürüyelim. Kemal Bey'in dünkü grup toplantısındaki Ekrem Bey'e karşı tavrı, söyledikleri, baba oğul sözü. Ne diyorsunuz? Bu Kemal Bey'in tekrar her şeyi kontrol altına aldığını gösteriyor mu Saraçhane sürecinde? Ben önce... Ya bir şey düzelteyim. Sanki kontrolü kaybetmiş, tekrar kontrolü ele geçirmiş gibi. Ben soruyorum size. Yani bu doğru bir şey değil yani. Hayır, ben kaybetti Almanya'da demiyorum. Almanya'da kalmıştı yani sizin genel başkanınız, biliyorsunuz. Almanya'da kalmıştı. Burada hayır. Saraçhane'de seremoni yapılacak. Biraz çünkü öyle konuşuldu da Gürsel Bey bu Saraçhane sürecinde. Ona binaen yani o noktaya geldik mi tekrar diye soruyorum. Ben Kürşat Bey sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Notlarda aldım çünkü bu konular hala konuşulduğu için. Siyasi konularda bence artık konuşmaya gerek yok. Bence ne kadar konuşulursa o kadar vatandaşın kafası karışır. Artık bu saatten sonra altılı masa veya Millet İttifakı, kampüslerde öğrencileri, fabrika çıkışlarında işçileri, stadyumlarda seyircileri, konserlerde gençleri dinlemeli, onlarla birlikte olmalı ve metro açmalı, yurt yatırımı yapmalı, çocuklar için proteinli yiyecekler edinme merkezleri açmalı. Cami avlusundaki insanları dinlemeli. Yani benim tavsiyem naçizane bu. Çünkü artık yeteri kadar siyasetçi konuştu. Şimdi mesela halkın konuşması bu sağlanmalı ve onları dinlemeliler. Yapılması gereken bu. Ama şu ana kadar zaten sağdaydılar hocam. Yani... Yok, bence hala bu itişme ve bu kısır döngü siyasi tartışmalar devam ediyor. Mesela şu son meselede tamamen Allah'tan erken çekildiler. Sayın Erdoğan'ı hedef alıp yargı üzerinden Erdoğan hedefiyle yıpratmak, etmek anladığımız kadarıyla evet size belki bir alan kazandırıyor gibi oluyor ama bu sadece safları sıklaştırıp işi kutuplaştırmaktan başka bir hizmette bulunuyor. Yani Sayın İmamoğlu'nun taraftarlarının sayısını da arttırmıyor. Sayın Erdoğan'ın taraftarlarının sayısını da düşürmüyor. Yani şu anda kısır bir tartışma var. Hiç kimseye öyle bir şey kazandırmıyor aynen da kaybettirmiyor. Biz sadece şunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin klasiği zemin, alan, seçim adı her neyse böyle kazanılır. Bu ülkede işler böyle gider. Sataşarak, yıpratarak, kavga ederek ve bunun sonuçlarından istifade etmeye çalışan. Çünkü biz belki bu gerçekleri dile getirdiğimiz için şimdi taşlanıyoruz veya bize kızıyorlar ama ileride inanın en azından bu zamanlarda ne kadar doğru söylediğimiz ortaya çıkacak. Şu anda Sayın İmamoğlu için de, Sayın Kılıçdaroğlu için de kim olursa olsun önünde bu millete hizmet etmek, bu milletin dertleriyle dertlenmek, onları dinlemek yoksa millete özellikle gençlere parmak sallamak değil. Çünkü benim gördüğüm İmamoğlu'na destek yüksek. O belli oluyor. Yüksek. Ne kadar yıprat tabii canım. Şimdi neticede daha önce Canan Kaftancıoğlu için de oldu. Başkaları için de bu tür kararlar verildi. Ama böyle yığınlar toplanmadı. Yani özellikle ikinci gün Saraçhane'deki o yığın kimisine göre 20 bin, kimisine göre 100 bin adı her neyse İstanbul gibi bir metropolde yani bunu Taşlar'da belki Anadolu coğrafyasında yaparsın ama burada yapmak çok zor. Bu kendisini gösteriyor ki İmamoğlu'na gençlerin özellikle ve kendisine oy veren, destekleyenlerin büyük bir şeyi var. Teveccühü var ve da, devam ediyor. Anadolu'da da o gezilerinde şöyle ifade etmek istiyorum. Ki İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun süksesini bu iki açacağı metroda göreceğiz. Yani Dudullu Bostancı ve o Mecidiyeköy Yıldız Pulya hattındaki metroları açtığında bizim aylardır söylediğimiz hizmetinle konuş, onları anlat, yaptıklarını ortaya koy. Çünkü önemli olan seni polemiğe çekmeye çalışıyorlar. Sayın İmamoğlu da polemiği seviyor. Onun üzerinden siyaset icra etmek yani aslı Sayın Erdoğan oradayken kimse fotokopisinin suretine itibar etmez. Dolayısıyla bu adaylık sürecinde de çok söylenen bir şey hocam. Yani aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından belki mantalite, belki yaklaşım olarak Ekrem Bey'in ona çok benzediği söyleniyor. Evet, şöyle çünkü şundan dolayı özellikle meclis tartışmaları, belediye tartışmalar, işte efendim vız gelir tırıs gider, beni böyle kabul edeceksiniz. İşte tamam kar fırtınasında yemeğe gitmiş olabilirim, orada kayağa gitmiş olabilirim, burada Bodrum'a tatile gitmiş olabilirim veyahut da 10 Kasım'da kardeşim dansa da. Bunlar ama kendisi de biliyor artık kabul etti. Toplumda iyi karşılığı olan işler değil. Yani toplum sizi bununla görmek, anlamak istemiyor. En azından ben tarz değiştirmesini, farklı bir yol izlemesini
En azından öneriyorum. Şöyle söyleyeyim. Baba oğul demenin ne anlama geldiğini zaten dünden itibaren yayınlarınızı anlattınız. O mesaj kime? Benden sonra sensin anlamına gelir. Benim anladığım budur. Öyle. Evet, benden sonra sensin. Şu anda benim dediğim olur. Nezaketen kendi üslubuna uygun. Çünkü iki üslubu birbiriyle farklı kılacaksınız. Sayın Erdoğan böyle bir üslub kullanmaz. Sayın Erdoğan 45 dakikada bu ülkede başbakan aldı. Davutoğlu'nu herhalde 54 dakika mı 45 dakikada işini bitirdi, kenara koydu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapısı tarzı farklı, öyle anlaşılıyor. Mesajlarını farklı tarzdan veriyor veya farklı türden. Belki daha tehlikeli, bilemiyoruz. Onu en azından gösterdiği siyaset anlayışı doğrudan hani sert üslupla değil. Yani bu tür mesajlar vermek suretiyle gerçekleşiyor. Peki hocam, benden sonra sen varsın, nerede varsın? Yani nerede var? Ben o Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekte genel başkan olarak görmek istediğini ifade ediyorum. Ben öyle anlıyorum. En azından görüntü görünür. İçine der ben bilmem. Ama görünür de söylemek istediği, ifade etmek istediği o. Zaten böyle bir gerçek de var. Şu anda İmamoğlu ile ilgili bu süreç bugün başlamadı. İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı, hatta ilkinden başladı, ikinci kez kazandığı andan itibaren Sayın İmamoğlu'nun elinde değildi. Yani onu bu sürece, bu sıralara taşıyan, esasında ona oy verenlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oluşanlardı. Niye bunu söylüyorum? Sayın İmamoğlu eğer böyle bir karşılık olmasa kendiliğinden çıkıp istediği kadar bağırsın, çağırsın. Çünkü sizi bir yere halk getirir, halk götürür. Yani o şu anda bir alternatif olarak konuşuluyor olması ve kendisinin maça girmek için buradayım demesi, ben Sayın İmamoğlu'nun hala vazgeçtiğini düşünmüyorum. Yani açık, hala o kartlar açık oynanmıyor. Yani sizin efendim işte bugün bizim adayımız veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kılıçdaroğlu demesi kendisinin aday olamayacağı anlamına gelmez. Öyle bir netleşme olmadı. Yani bu iş tamamen bitti. Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi devre dışı kaldı ve Sayın Kılıçdaroğlu orada akıllı bir politika izledi. Diyor ki İstanbul'u kaybedemeyiz. O önünde şu anda hakikaten bir engel olarak duruyor Sayın İmamoğlu. Yani sen diyor gidersen nereye gideceksin? Bu meclis Cumhur İttifakı'nın elinde ve yerine gelecek kişi Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den birisi olacak. Burayı teslim edemeyiz diyor. Aynı sıkıntı Mansur Yavaş için de söz konusu. Bu elinde en geçerli argüman. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun anket de yapın, istediğinizi yapın. Bunu bana, ben söyleyince kızıyorlar. Bu üç kişiyi, hatta İlhan Kesici'yi de alın bunun içine. Evet. Bakın ben size katıyorum. Evet. Sıralamayı da yapalım. Güvenilir anket firmaları burada, Sayın Gezici de burada, başka da. Sıralamada birinci çıkmaz. Çıkamaz. İstediği kadar rüzgar yapsın ki o rüzgar karşılık Bursa taban istesek dediğimiz durduramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ben aday olmak istiyorum dedikten sonra altılı masaymış, başka birisiymiş, taban alıp koparıp da götürür seni. O bir gerçek. Yani bu Ekmelettin İhsanoğlu meselesi değil. O dönemde ilk değil, herkes bir şaşkındı çünkü halkın önüne ilk defa gidildi ve ilginç bir birliktelik oldu Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Millet de onu o şekilde kabul etti ama şimdi kabul etmez artık. Yani şu anda bir anket yapılsa evet, Sayın Kılıçdaroğlu birinci, üste çıkmaz. Derse birinciyi söyleyeyim. Mansur Yavaş çıkar, iki de Ekrem İmamoğlu çıkar, İlhan Kesici 3 çıkar, Kılıçdaroğlu 4 çıkar. Şu anda bana Ekrem göre. İmamoğlu 1 çıkmaz bana mı şimdi? Hayır. Hala bu hala karardan sonra. Peki hocam, ben öyle düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bu benim, tahminim. Yapmadım böyle bir şey. Şunu bir bitirebilir miyim? Peki. Bitireyim. Şimdi bence Tayyip Bey'in işine yaradı bu süreç. Hiç tereddütsüz. Çünkü neden? Tayyip Bey'in istediği şu, geçmişte de yaptığı, kendi isteyerek veya istemeyerek böl parçala. Neticede karşısında bir altılı masa var ve altılı masayı yıpratması lazım. İkincisi de aday ortada değil ve aday üzerinden çıkacak polemikle belki kendisi herhalde bundan bir yarar sağlayacak. Şöyle bir kimsenin aklına gelmedi ama ben söyleyeyim. Şimdi 3 aday olsa karşısında Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, İmamoğlu. Bir numarada adım gibi biliyorum ki AK Parti'de biz kendisi de Sayın Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'nu kendisine rakip ister. Çünkü çok siyasi polemiğe girebileceği hareket alanı var. İki de Mansur Yavaş'ı istemez. İmamoğlu'nu ister. Belki de İmamoğlu'nu istediği için bunu yaptı. Bilemem. Belki de bunun sonucundan istifade ediyor. Neden İmamoğlu'nu istesin? Çünkü neticede şöyle söyleyeyim. İki defa zannediyorum yenildi. Bir ilçe belediyesinde yenildi. Evet, bir de İstanbul Belediyesi'nde. Belki de yenmek istiyor. Bilemiyorum ki. Yani bunu dünyasını o arada anlayabilmiyor. Ama en önemli mesele bence o değil. Bence birinci alternatif Mansur Yavaş da bence polemiğe giremez. Ama Sayın İmamoğlu ile polemiğe girip
Hala başar. Çünkü Kılıçdaroğlu çıkmazsa karşısında kimi aday görmek istersin ki? Yepyeni bir isim çıkmazsa, mevcutlarda bulunursa Mansur Yavaş İmamoğlu dersen Sayın Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tercih edeceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın polemiğe girememesi bize dezavantaj değil mi? Şöyle söyleyeyim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mansur Yavaş da şöyle polemiğe giremeyebilir. Elinde çok argüman yok. Kullanacağı iki argüman var değil mi? Bir, hitabetinin zayıf olduğu söyleniyor. İkincisi de işte Kürt asıllı vatandaşların oylarını alamayacak. O da bir niyet okuyuculuğu. Yani şimdi bir de şöyle bir uzun zamandır bir şey var ya, algı veya kabul. Efendim HDP başka, HDP'nin seçmeni başka. İşte Kadıköy'de olan olaylardan sonra o işler de sıkıntılı. Hı. Şu anda Kadıköy'de olan olaylar meclise taşındı etti. Ortalık bir şey yaptı, bir sallandı. Hı. Şu anda bir HDP'nin kapatılma ihtimali var. Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tedbir koyulsun, el koyma istiyor. Çok ciddi, halkta yankı bulmadı. O talep öyle kolay yapılır bir talep değil. O talebi 128. maddeye göre ceza muhakemesi kanunu yapmanız için diyor ki kardeşim diyor bu suçla iç içe bir partidir diyor. Ve sen yani diyor bu kapatma diyor, yolunda ona, bir adım olarak. Ya adım değil yani onu bir kapatma veya kapatma değil de onun yerine efendim hazine yardımı kesilecek değil. Tedbir istiyor tedbir. Hı hı. Para vermeyin diyor. Seçime de girecekse diyor eğer seçime kadar siz bu davayı sonuca bağlamayacaksınız diyor. Kardeşim bu parayı oraya veremezsiniz çünkü benim ortaya koyduğum deliller net bir şekilde bu partinin iddialarımı doğrular şekilde faaliyetlerin içinde olduğu, onun odağı olduğunu anlamına geliyor. Yani siz ceza muhakemesi kanunu 128. maddesi tahtında bir tedbir, el koyma talep ediyorsunuz. Önemli bir gelişme bu. Ama hukuk tekniği açısından halkta çok karşılık bulmadı. Öyle gözüküyor bu, çünkü... Konuya girmişken şunu da söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın muhalefete bir çağrısı var. Diyor ki bu kritik döneme koltuk paylaşımı olarak bakmak tarihi fırsatı heba etmektir. Bu kritik dönemde demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur diyor. Masayı dağıtmayın diyor. Şöyle söyleyeyim size. Masayı dağıtmayın diyor. Şöyle söyleyeyim size. Biz destek vereceğiz diyor. Demirtaş'ın söyledikleri şudur budur ben bilmem. Oradan değerlendirmem. Ama benim bildiğim altılı masanın içinde en azından kabul anlamında Demirtaş da yok. Bağlı olduğu partisi de yok. Hı hı. Hani çünkü o partiye bakış açısı şu anda her ne kadar AK Parti garip bir şekilde başörtüsü meselesinde anayasa değişikliği teklifinde şaşırtıcı bir şekilde böyle resmi bir fotoğraf verdi. Aynen verip de gönderildiğinde efendim işte bu bir mecburiyetti diyerek orayı meşrulaştırıp diğer tarafa geldiğinde siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz desin. Aynen o belediye seçimlerinde İstanbul seçimlerindeki mektup okutma veya televizyona çıkarma gibi kardeşini bu hamleleri yapıyor. Biz bunlara alıştık. Yani biz yaptığımızda bir sorun yok. Başkası yaparsa öyle olsun. Hı hı. Ben buralarla çok ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim yer şu. Artık bir adayın ve ekibinin çıkmasının gerektiği. Öyle anlaşılıyor. Ve bu beklenti... Yoksa bu tartışmalar bitmeyecek zaten. Zannediyorum bu beklenti Ocak ayında, en geç Şubat ayının başında karşılıklı olacak ama seçimin ne zaman yapılacağı hususunda tartışmalar çok önemli. Çünkü önemli Mardin'de hocam, zaten belli değil. Mardin'de, Mayıs ya da Haziran'da, Mardin'de, hadi Nisan'da yapılacak ama şu, yani. Hayır öyle değil. Mardin'de genç veya bir çocuk, yani genç değil, bir soru soruyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na seçimler ne zaman yapılacak? Mayıs ayında yapılacak mı? Belli değil diyor. Bir şey söyleyemem diyor. Çünkü seçimlere götürebilme hususunda efendim işte meclisin 360 oyunu alıp alamayacağından öte bir durum var. Seçime hazır mı? Kazanabilir mi? Anketler istediği sonuçları veriyor mu? Şunu söylüyor ya AK Parti cenahı. Ya diyor adayın kim olacağı bizim için hiç önemli değil. Zaten Atalan Üsküdar'ı geçti. Sayın Erdoğan her durumda kazanacak. Biz meclisi düşünüyoruz. Değil. Sen bırak muhalefet düşünsün adayı. Şöyle sen demiş, niye bu kadar merak ediyorsun kimin aday olacağını? Şöyle demiş Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan. Kim çıkarsa çıksın kazanacaksan o zaman hiçbir sorun yok kardeşim. Yani Cumhur İttifakı'nda endişe mi var kazanılamayacağı? Tabii adayın kim olduğunu gör. Bütün bunların hepsi, bütün bu tartışmalar baktığında bir adayın kim olduğunu görmek meselesidir. Adayın kim olduğunu sen merak ediyor musun hocam? Efendim? Adayın kim olacağını tabii, sen tabii muhalefet kanadından geliyorsak merak ediyorum. Ben adaydan bağımsız söylüyorum. İktidar kanadından gelsem merak etmem. Çünkü Tayyip Erdoğan adaydan bağımsız söylüyorum. Öyle gözüküyor. Türkiye'de Cumhur İttifakı bu seçimi alması mümkün değildir. Normal bir meraktır. Ben şunu bitireyim. Biz Gürsel Bey Cumhur İttifakı bu seçimi alamaz. Ben eminim. Bu seçimi bu koşullarda bu kadar sefaletin olduğu bir ortamda seçimi alması mümkün değildir. Geldim hocam. Peki. Bir şunu bitireyim. Araştırmalar şunlar bunlar hep hikaye onlar. Tamam. Evet. Devam edelim. Geçen programdan bir bakiye kaldı. Onu da anlatmak istiyorum. Çünkü hala o bağlantı kopmadı.
Şimdi yargıyı eleştirdiğim benim doğru. İnsanların beni iyi anlaması için söylüyorum bunu. Biraz önce yayına girmeden de konuştuk bunu. Çünkü ben hukuk, yargı, adaletin herkes için olduğuna ve geçmiş örneklerin, tecrübelerinde bunu gösterdiğine inanıyorum. Ekonominin de her şeyin de başı temeli hukuk. Hı hı. Yargı ve adalet. Çok konuşuyoruz bunu tabii. Aynen yani öyle. Herkes mülkiyet hakkı için, ifade hürriyeti için, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı bakımından. Ama ben hakimlerin ve Cumhuriyet Savcılarının teminatlarının olmadığını düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Eksikliğin sebeplerinden birisi bu. Bunları hemen hakimler, Cumhuriyet Savcıları üzerinden bir çelik bilek güreşine, çelik çomak savaşına çevirmeyin diyorum. Niye? Çünkü yer ve yetki güvencesi vermediğiniz hakim ve Cumhuriyet Savcılarından ne kadar fazla beklerseniz bekleyin, o istediğinizi bulamayabilirsiniz diyorum. Siz önce Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını, adli kolluk teşkilatını, coğrafi teminat olarak bilinen hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yer ve yetki güvencelerinin verilmesini, yoksa verdiği veya vermediği kararlardan dolayı soluğu bir yerlerde alanlardan, tabii ki siz mükemmel adaleti bekleyemiyorsunuz ve şunu söyleyeyim. Ama diyorum ki tüm bunlara rağmen siyasilerin ve bazı kişilerin yargıya bakış açısını ve yargının sübjektif vasıta kılınmasını, kullanışlı vasıta gibi görülüp takdim edilmesi de kabul etmiyorum diyorum. İkisi arasında fark var. Hmm. Bak net koyuyorum. Yargıyı eleştiriyorum. Biliyorum sıkıntıları sadece ve sadece kendilerinin kötü karar vermelerinden, yanlı karar vermeleri gibi iddialarından değil. Teminatlarının olmaması bu ciddi bir sıkıntı. Çünkü onun üzerine ciddi tereddütler ama yargıya olan bakış açısı FETÖ döneminde ortaya çıkan ve oraya mal edilen o iddialar, o sıkıntılardan sonra o dönemden ders alıp düzelmek yerine o dönemin hatalarının devam ettirildiği biçimde. Şu anda şunu konuşabilirsiniz. Yargı bu kararı verdi. Bunun sonuçlarından şu yararlanır, bu yararlanır diyebiliriz ama yargının peki verdiği kararı bir siyasi kişilik üzerinden konuşup ona mal ettiğinizde ve onların tamamıyla bu yargıyı kontrol ettiğini ortaya koyduğunuzda ben ona isyan ediyorum. Çünkü böyle bir yargıyı görmek istemiyorum. Hı hı. Böyle bir yargıya alıştırılmak istemiyorum. Peki hocam. Onun için benim bütün kavgam her türlü yanlışa rağmen. Yani siz anayasanın ikinci maddesinde hukuk devleti ilkesini yazarsınız. Ama birileri der ki biz nereye şu örneklerle hukuk devletiyiz. Ama ben yine sonuna kadar hukuk devletiyiz kardeşim. O zaman o ilkeyi oradan kaldıralım da bakalım nelere mal oluyormuş görelim. Dolayısıyla bağımsız ve tarafsız yargıyı kuvvetler ayrılığı içinde savunmaya devam edeceğiz. Eleştirilerimizi yapacağız. Ama yargıyı böyle kendilerinin bir enstrümanı, vasıtası, efendim işte aparatı gibi görmeye veya takdim etmeye çalışan iktidardan veya muhalefetten kim olursa olsun onlarla kavgamız da devam edecek. Peki.